Bundan sonra bu ev, bu arabalar, o holding, şu bavullar dışında gördüğünüz, görmediğiniz ne varsa hepsi benim. Tüm kontrol bende. Ha, biz bu hayatı bırakmak istemiyoruz diyen varsa ayağıma gelecek, elimi öpecek. Evet. Yok mu kalmak isteyen? Öldüreceğim ben seni. Geberteceğim. O eli... Abi. Yaşar! Anne bir bırak. Alayım şunu ayağımın asına. Yaşar dedim. Herkes bavulunu alsın. Gitmiş. Aa, nereye anne ya? Daha karpuz kesecektik. Pislik. Ben sana ne diyeyim? Şu suratına, şu giydiklerine, şu hallerine bir bak. Yazık. Çok yazık. Niye yazık olsun anne? Baksana artık her şey benim. Evler, arabalar, şirketler, aklına gelen gelmeyen her şey benim. Mülk Allah'ındır oğlum. Bunu bile öğretemedik mi biz sana? Öğretememişiz demek. Hadi malını, mülkünün hayrını gör. Bakalım aileni yerine tutacak mı? Gidiyorsun. Kübra hadi kızım. Yaşar hadi gel. Kübra. Yazıklar olsun. Kadircan, haydi, haydi. Kadircan, kalalım biz. Onlar da dönecekler zaten, görürsün. Kadircan, ne yapıyorsun oğlum? Binnur, haydi. Hadi kızlar, Yusuf hemen yürü. Beni de bekleyin. Ne yapacağız anne şimdi? Nereye gideceğiz? Allah büyük yavrum. Allah büyük. Daha önce Ferit Karaçam'ın evine gitmiş. Gittim doğru. Tehdit etmişsin. Şahitler var. Ben öldürmedim. Tehdit ettin mi, etmedin mi?
Evet, oldu öyle şeyler. Çok öfkeliydim. Ama ben öldürmedim. Adamı suda gördüm. Kaç kere söyledim size. Kurtarmaya çalıştım. Nasıl kurtarmaya çalıştın? Neler yaptın? Biraz önce anlattım detaylarıyla. Bir daha anlat. Sudan çıkardım. İlk yardım bilgim olduğundan suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Biri gördü mü yardım etmeye gittiğinde? Bilmiyorum. Kimse yoktu etrafta. İlk yardımı nereden biliyorsun? Yıllar önce kursuna gitmiştim. Belgem var. Peki. Ahmet Kalkanı'na gelelim şimdi. Neden? 2018 yılında Ahmet Kalkan'ı silahla yaralama suçundan 4 yıl ceza almış. Doğru mu? Doğru. Yaptım, evet. Ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Bıçakladım. Yaptıktan hemen sonra da ilk işim hastaneye yetiştirmek oldu. Doktorlara teslim ettikten sonra da karakola gittim. Her şeyi anlattım. Kaçmadım. Şimdi kaçıyorsun ama. Kaçmıyorum. Benim kitabımda öyle şeyler yazmaz. Nasıl şeyler? Yalan dolan. Ben neyse buyum. Ben Ferit Karaçam'ı öldürmedim. Ne olur bir şey söyle artık. Yalvarıyorum sana, bir şey söyle. Kim aradı, ne söyledi? Bir cümle ya, bir cümle. Allah aşkına bir cümle söyle. Yemin ederim daha fazla bir şey sormayacağım. Saatlerdir susuyorsun. Burada yerde oturuyorsun, ödüm kopuyor sana bir şey olacak diye. Ne olur yapma. Bak, ne oldu, nedir bilmiyorum ama... İlhan. Yalvarırım böyle yapma. İzin ver, yardım edeyim. Sen bize gelmedin ama biz sana geldik. Bizim için de yerin var mı? Arayacak mısın birini? Hayır. Nezarete götürün arkadaşı. Kadir. Elif, eve dön.
Ama yardımcı olmak istiyorum sana. Ben söyleyeceğimi söyledim Elif, evet. Yardımcı falan olma. Canım, ne olur. Ne olur bir şey söyle. Yani yalvarırım, bir şey söyle artık Allah aşkına. Allah'ın adını verdim. Ne olur bir şey söyle. Yani lütfen. Babam. Babam. Babamı kaybettim. Hadi bakalım. Hadi. Doktor bey, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi açıkta bırakmadınız. Elimizden geleni yaptık da Emin bey, aslında haber verseydik. Kime? Bilemiyorum da. Yani yardımcılarınıza. Benim yardımcım yok ki. Eskiden de o. Rüzgar gibi geçti. Amcama da inanmıyorum. Niyeymiş? Gayet de amcamdan beklenecek bir hareket yani. Bana bak. Aferin ha. Senin kafan bir çalışmaya başladı bu aralar. En mantıklı şeyi bir söylemiyor mu? Gel buraya. Çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Evet. Bu geceyi bir halledelim. Artık yarına Allah kerim. İnşallah. Zaten et beyip ne yapacağız baba? Yarın ona ayrılma. Ya ben size daha fazla yük olmak istemiyorum. Ben yarın sabah erken... Yok kızım, olur mu öyle şey? Dur, hele bir yarın olsun, bakarız. Ha siz de yatın artık. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Siz gelin bakayım benimle. Bir konuşalım. Hadi bakalım kardeşine de şey... Tamam. Hadi bakalım. Hazırlayın. Çıkarın üstüne. Çarşaflar falan nerede bilmiyorum. Haber edeceğim ben size. Anladım bakalım, ne oldu? Bu servet var ya, şerefsiz servet. Yaşar. Olan oldu. Sinirlenmeden, sakin sakin, hadi oğlum. Ya doğru diyorsun baba, doğru diyorsun da. Vallahi dayanamıyorum. Aklıma geldikçe delirecek gibi oldum. Ya nasıl ettiyse her şeyi almış baba, her şeyi. Her şeyi? Her şeyi, he ya. Aha bak, buraya yazıyorum. Bundan sonra... Ben de sana çektirmezsem, seni süründürmezsem, senin olan ne varsa elinden almazsam, o çocuklarına, torunlarına elimi öptürmezsem,
Bana da servet demesin. Baba. Bir de çıkmış merdivenin tepesine. Artık her şey benim diyor. Elini uzatıyor böyle. Elimi öpeni içeri alırım diyor. Lan sen kimsin? Kimin evine kim almıyor? Özür dilerim baba. Ya Vanya sen de bir şey desen ya. Babam bir düşünsün de yavrum. Sen doğru olanı yaptın baba. En başından beri uyardın. Hem de kaç kere. Dinlemediler. O yüzden çok da düşünme yani. Neyi? Ne, yani üzülüyorsan. Ne üzüleceğim ya ben onlar için? Bunların sağda solda eşyası kaldıysa toplayın hepsini atın dışarı. Toplu iğne bile görmeyeceğim. Tabii. Kim istemiştiniz? İstesem söylerdim herhalde CC. Aşkım. Gel bak. Bak diyorum ki acaba biz bu odaya mı taşınsak? Yani daha geniş, rahat ederiz. Bizim odayı da abime veririz. Ne dersin? Yap aşkım. Ne istiyorsun? Baba ne edeceğiz şimdi? Ya tamam hadi bugün tamam da. Yarın ne edeceğiz? Öteki gün ne edeceğiz? Her şey sırayla evladım. Her şey sırayla. Evimiz barkımız var çok şükür. E var da baba giremiyoruz içeri. Yok onu unut kızım. Onu demiyorum ben. Ödemiş de kendim. Sen birkaç ay önce ne yapıyordun orada unuttun mu? Yani turşu kuruyordum ben. Bizim mutfakta da şöyle bir masa var ya, o artık eskidi diyordum Yaşar'a, değiştirelim diyordum. Sen ne yapıyordun kızım? Ben de tam şey diyordum baba, açık liseye gideyim, dışarıdan okulu bitireyim. Bir de öyle ev işleri falan işte, başka bir şey yok ki. İşte bak gideriz ödemişimize, devam ederiz orada hayatımıza. Her şey sırayla, her şey sırayla. Kadircan nerede görmedim hiç ortalık. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yaşar kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Benim evladım el öpenlerden oldu baba. Kadir nerede? O niye gelmedi? Kadir şeyde baba. Nerede? Şeyde... Babacığım... Kadir'i polisler götürdü. Cinayetle suçluyorlar. Ne? Emin Bey. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Hadi.
Emin Bey, Orna Holding'i evden çıkarıyorsunuz. Servis arabanın her şeyi koydu söyleniyor, doğru mu? Emin Bey, sizi içeri alamam. Servis Bey'in kesin talimatı var. Yokmuş. Evladım, çekilir mi? Efendim, özür dileyerek. Çekilir mi? Kesin talimatı var. Emin Bey, Orna Holding'i evden mi çıkıyor? Yokmuş. Yok bir şey, yok. Çekil evladım. Emin Bey, aç kapıyı, aç kapıyı. Emin Bey, buyurun efendim, hoş geldiniz. Emin Bey, çıkamadım. Siz kimin emni kimi almışsınız? Sizler. Arkadaşlar, çekil. Hoş geldiniz efendim. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Allah razı olsun senden, Ceyhun. Servet! Servet! Servet, çık dışarı! Buyur baba. Yeni evin hayırlı olsun. Bunu söylemeye mi geldin buraya kadar? Hayır, Kadir için geldim. Tabii ya. Kadir için geldim. Ben bunu nasıl akıl edemedim? Hepsi senin olsun. Al hayrını gör. Ama Kadir'i kurtar. Yok ya. Ben aynı durumdayken sen kılını kıpırdattın mı baba? Öyle baktınız hepiniz. Bir Allah'ın kulu yoktu karakolda. Sen Kadir'le kendini bir mi tutuyorsun? Tabii canım. Hiç olur mu öyle şey? Haşa. Kadir kim, ben kimdim? Ama bir bak şimdi. Bir bak da söyle. Hangimiz daha güçlü? Kadir mi, ben mi? Söylemeye gerek var mı? Her şey ortada. Kadir'i kurtarırım. Ama bir şartla. Bundan sonra ben ne dersem olacak. Bu eve girmek isteyen de gelecek, elimi öpecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Para nasıl bozdu seni? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Keşke aldatılanlardan olmasaydın Servet Efendi. Tabii. Kadiriniz içeri düşünce hemen koşun tabii. Aman bir başına kalmasın kadiriniz. Biz insan değildik çünkü. Biz evlat değildik çünkü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben oğlumu ziyarete geldim, buradaymış. Adı Kadir, Kadir Saruhan'dı. İçeride şimdi, ifadesi alındı. Yalnız gözaltı süresi dolmadan göremezsiniz. Benim için uzun sürmez ya, bir iki dakika bir şey. Bekleyeceksin amcacığım. Nasıl, hiç mi yolu yok yani? Yok amcacığım. Hiç mi yok? Yok. Hakkını helal et evladım. Oğlumu göreceğim. Amca, kimse başkası için bunu yapmaz. O başkası değil, benim oğlum.
Eyvah! Ne yapıyorsun burada? Yok. Arkadaşlarla tartıştık biraz. Ben de sıkıntı çıkarınca misafir ettiler beni burada. Baba. Hı. İyi de izin vermiyorlardı kimseye. İşte ben buldum bir yolunu. Sen karıştırma. Dedim sıkılmıştır şimdi orada bir başına. Yatsa yatamaz, kalksa kalkamaz. Belki dedim gideyim de benim dizimi yastık olarak kullanır da. Baba ya. Sen durup dururken başını derde sokmazsın. Ne oldu? Oh. Benim bir suçum yok ki baba. Dahlim de yok. Ferit Karaçam'ın ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. Sarıhanlı'nın köşküne yerleşmek. Emin Bey yol yordan biliyordu, edep adap biliyordu. Gönül Hanım. Ayşe Hanım. Neredesiniz siz? Buranın hali ne böyle? Kimseyi görmemiş öyle. Ben kimseyi görmedim. Eğer gören olduysa da inşallah çıkar söyler. Ya bak gördün mü? O kadar para, pul, kavgalar, hırs, mırs, kavga. Ne oldu bitti gitti işte. Allah taksiratını affetsin. Amin. Kendi düşmüş olamaz mı havuza? Yok baba hep yanında biri oluyormuş zaten. Adam hareket edemiyordu ki. Biri itmedikçe olacak iş değil. Sen yapmadığına göre kim yapabilir ki böyle bir şey? Kadircan. Sen niye kaldın? Niye gitmedin? Ben uyumaya gidiyorum. Size iyi geceler. İyi geceler. Ya şeyden amca. Ben gidebilirdim aslında ama... Tamam tamam. Anladım ben. Cevap vermene gerek yok oğlum. Artık biz bize kaldığımıza göre hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Hangi konuda amca? Hiçbir konuda. Özellikle de Cansu konusunda. Yalnız kalmasın kız. İstiyorsanız birlikte kalabilirsiniz.
Aşkım. Buraya yerleşiriz değil mi biz artık? Sen istediğin gibi yerleş. Ben aşağı ineceğim biraz. Kaçacağım. Bir gelsene sen. Bir şey mi oldu? Daha ne olabilir ki? Yok yani yeni bir şey mi oldu? Yok Cansu. Yeni bir şey olmadı. Ben oturacağım biraz. Sonra gelirim belki. Belki derken? Bak çocuk gibisin Kadircan ya. Yemin ediyorum çocuk gibisin. Sen neden korkuyorsun hocam? Yok korkmuyorum baba. Ya inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Evdekiler ne yapıyor? Bir şey demedin. İyi 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 merak etme. Bırak şimdi onları. Sen kendine bak. Sen kendinden eminsen ben de senden eminim. Yukarıda Allah var her şeye şahit. Sen niye sıkılıyorsun ki o zaman? Ne bileyim baba ya. Bazen böyle hani şurana bir öküz oturuyor ya. Hareket etmek istersin edemezsin. Nefes almak istersin yarım yarım. Her zorlukta bir kolaylık da vardır. Merak etme. İnsanı dünyaya getiren iki kişinin de artık hayatta olmaması ne garip bir duyguydu. Ne tarifsiz bir acıydı. Boş. Bomboş hissediyordu İlhan şimdi. Ne kadar da doğru gelmişti bir zamanlar. Annen yok. Kimsen yok cümlesi. Şimdi de baban yok. Kimsen yok diyordu içinden. Çünkü yaşı yoktu öksüz yetim kalmanın. Baba. Baba. Thank you.
Hoş geldiniz efendim. Çiçekler taziye için geldi. Ben de geleyim. Hanımefendi, istediğiniz bir şey var mıydı? Yok, çok teşekkürler. Üstüne gitmezseniz bir süre sonra toparlar. Pek yardım istemez böyle durumlarda. Ama bunu benden duymadınız. Teşekkürler. Ceyhun, araba hazır mı? Hazır efendim. Aşkım, biz bu evde hapis miyiz hala ya? Yok. Nereye isterseniz gidin. Ne istiyorsanız yapın. Hatta dışarıya çıkın. Ceyhun, hanımları alışverişe götür. Tabii efendim. Al şunu. Ne istiyorsan al. Bir tanesin sen ya, bir tanesin. Kızları da al yanına, Kübra ile Cansu'yu. Tamam. Kadircan'a da söyle, o da kendi kredi kartını Cansu'ya versin. Sizin yanınızda öyle bakmasın etrafı, o da yapsın alışverişini. Tamam. Ceyce. Emin amca, hadi. Ya 48 saat değil miydi bu ya? Bu senin için değil. Bak, oğlunu da gördün. Hadi artık. Vallahi razı olsun. Dik dur oğlum. Utanılacak bir şey yapmam. Her şeye rağmen adamı kurtarmaya da çalışsın. Anımızda ne yazıyorsa ötesi yok. Orası öyle baba. De çıkmış merdivenin tepesine. Artık her şey benim diyor. Elini uzatıyor böyle. Elimi öpeni içeri alırım diyor. Tövbe estağfurullah. Ne oldu baba? Yok bir şey, yok bir şey. Hadi Allah'a emanet. Sen de baba. Eyvallah. Sen sormadan ben söyleyeyim. Oğlunu kurtarmaya gelmedim. Ne gördüysem onu anlasın.
pardon, içeri giremezsiniz. Böyle zamanlarda yalnız kalmak ister İlhan. Kimseyle konuşmaz, rahatsız edilmek istemez yani. Evet ama ben kimse değilim. Benimle konuşur. Benimle her zaman konuşur. Lütfen. İlhan Bey. Kadir. Hala gözaltında mı? Evet İlhan Bey. Henüz çıkmadı. Olayın olduğu saatlerde siz de oradaymışsınız. Evet. Kimin yaptığını gördünüz mü? Hayır. Dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu? Olmadı. Kadir Saruhan'la o gün olayın olduğu yerde miydi? Evet. Ama Ferit Karaçam'ı ittiğini görmedim. Şahit olmadım böyle bir şey. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. İfadesini imzalatırsınız beyefendiye. Hadi, hadi Binur abla, hadi. Alo, Büşra. Binur abla, neredesiniz? Ah, Büşra, ah. Babamın yanına geldik, biz rehabilitasyon merkezindeyiz. Servet bizi evden kovunca buraya geldik. Bir süre daha da burada gibiyiz yani. O ne demek, nasıl kovdu? Basbayağı. Burası benim evim dedi, çekin gidin dedi. Ay Büşra, çok karışık. Çok karıştırdım. Ben sana sonra anlatırım. Sen nasılsın? Seni soramadım esas ben. Ben iyiyim de ben asıl Kadir abimi soracağım. Alo? Büşra? Binur ablamı aramıştım. Her şey yolunda mı diye. Arama. Nasıl yani? Bundan sonra arama. Ailenle görüşmeni istemiyorum. Ama İlhan, biz bunu konuşmuştuk. Daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim istersen. Bundan sonra ailenle görüşmeyeceksin. Tamam. Bir saniye İlhan, bir saniye. Gidelim. Ama niye? Evde kal Büşra. İlhan. Büşra susuz kalmış bir çiçek gibi soldu bunu duyunca. Boynunu büktü. Bir damla su için yalvaracak mıydı? Yoksa yağmurun yağmasını mı bekleyecekti? Henüz kendisi de bilmiyordu. Evet başkanım, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Saygılar. Gereken herkesle konuştum. Sen de üzerine düşeni yap. En ağır cezayı çekmesini istiyorum. Bana yaşattıklarını kat be kat yaşamasını istiyorum. Gün yüzü görmeyecek o herif. Müslüman. Anlaşıldı İlhan Bey. Abi tanım. Ya koçun ya? Salatalık diye bir tane mi çık? Baba. Hayırlı haber vardır inşallah. Yok, henüz yok maalesef. Baba, morali nasıl? Çok iyi değil ama düzelecek inşallah. Çok şükür senin yanına girmene izin vermişler babacığım.
Hemen. Sağ salim çıkacak inşallah. Sonra biz de ödemişimize döneceğiz. Hayırlısı. Kızım hazırla dedene güzel bir tabak. Biber sever, biber koy. Çayı da al kuzum. Babama. Çatağı. Hadi annem devam. Sağ ol. Kuzum al sen şunu, ben verdim. Çayı da al canım. Çekilir misiniz lütfen? İlhan Bey'in talimatı var efendim. Maalesef çıkmanıza izin veremeyiz. Olur mu öyle şey ya? Bize ne söylendiyse onu yapıyoruz Büşra Hanım. Bana acilen yardım etmen lazım. Evde sıkıştım kaldım, çıkamıyorum. İzin vermiyorlar. Hayırdır Fazilet Hanım, küsmüyor. Yok. Niye küsalım? Ne bileyim ben. Sen öyle bir şey söylemeyince... ben de dedim acaba bir şey oldu da ben mi bilemedim. Benim yüzümden oldu. Ne senin yüzünden? Her şey benim yüzümden oldu. Ben sana dedim yani... hiçbir şey istemedim senden ama şimdi istiyorum diye. Ödemiştim. İşte o zaman... çocukların hakkına girme. Çocukların hakkı var dedim. Vebali büyük olur dedim. İstanbul'a gidelim, burada kalmayalım dedim. İşte demeseydim. Sussaydım, konuşmasaydım. Bunlar olmayacaktı. Kendi yağımızda kavrulacaktı. Sen bu dediklerine inandın mı şimdi? İnanmasam niye söyleyeyim Emin Bey? Sen çocukların iyiliğini istedin. Hiçbir şeye muhtaç olmasınlar istedin. Boyunları bükülmesin istedin. Keşke istemeseydin. Öyle deme. Daha kötüsü de olabilirdi. Bundan daha kötü ne olabilir? Tövbe de, tövbe de. Tövbesi. Bu da bir imtihan Fazilet Hanım. Bizim imtihanımız, ailemizin imtihanı. Nasıl mesele? Biz bu işin içine nasıl düştük değil de... biz bu işten alnımızın akıyla çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Asıl mesele o. Size de iyi günler. İyi çalışmalar. Bu nasıl bir adam böyle ya? Dünden beri 1000 kişi aradı. Var mı delil, yok mu? Kamera kayıtları var. Havuz yakınlarında görülüyor. Ama çok insan var o saatlerde düğün yüzünden. Başka? Ferit Karaçam sürekli birileriyle konuşuyor. Peki bunun dışında başka bir şey yok mu? Yani Kadir Saranlı'nın yaptığını gösteren bir şey yok mu? İttiğine dair bir görüntü yok mu?
Hayır. Öyle bir görüntü yok. Peki kardeşim, o zaman biz niye aldık bu adamı? Yani maktul öldüğü zaman oralarda geziniyor diye mi aldık bir tek? Evet Sayın Savcım. Ya orada 1000 tane adam var. Onları niye almadık o zaman? Onları da alsaydık tek tek. Haklısınız. Biz bu adamı sabıkası var diye tutuyorduk da gözaltı süresi de doluyor aslında. 48 saat olunca serbest bırakıyorsunuz. Gelen telefonları ne yapacağız? Şahit yok, delil yok. Gözaltı süresiz olunca serbest kalacak. Hukuk bunu söylüyor. Başkasının ne söylediği önemli değil. Anlaşıldı? Anlaşıldı Sayın Savcım. Çıkabiliriz. Hoş geldiniz. Büşra Hanım nerede? Buradayım. İyi misin? İyiyim. İyiyim, merak etme. Sence arayayım mı? Kimi? İlhan'a çıkmasın demiş ya benim için. Büşra, sen böyle bir şey söylemedin. Ben de böyle bir şey duymadım. İyi de biz... Yürü. Açın kapıyı. Elif Hanım, İlhan Bey'in bu konuda kesin talimatı... Kimseye hesap vermeyeceğiz. Kimseden izin de almayacağız. Biz şimdi Büşra ile beraber dışarı çıkacağız. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Siz de hiç kimseye tek bir kelam bile etmeyeceksiniz. Ne İlhan Bey'e ne başkasına. Eğer konuşursanız canınızı yakarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bence. Güzel. Açın şimdi kapıyı. Büşra. Ben Ornas Holding'in CEO'suyum. Lütfen Emin Bey'e geldiğimi haber verir misiniz? Beyefendi, Emin Bey ve ailesi artık burada yaşamıyor. Ya ne demek burada yaşamıyor? Kapıyı açar mısınız lütfen? Ceyhun Bey. Burak Bey. Ceyhun Bey, ne oluyor? Bir açıklama yapar mısınız? Anlatacağım, merak etmeyin. Tamam Burak Bey, ben de. Ceyhun Bey, ne oluyor? Anlatacağım, anlatacağım. Buyurun, biraz yürüyelim. Maalesef doğru duydunuz. Ailenin bir kısmı artık burada ikamet etmiyor. Sebep? Servet Bey, herkesi kovdu. Kalmak isteyen bana biat edecek dedi. Kimileri kabul etti, kaldı. Kimileri de gitti. Ben de hala burada işimin başındayım. Bu kadarını beklemiyordum. Kim bekler ki? Kimse beklemiyordu. Kadir Bey nasıl, iyi mi? Buradan onun yanına geçecektim. İnşallah iyidir. Onun ve Emin Bey'in sağduyusu olmadan bu ailenin geleceği çok karanlık çünkü. Kesinlikle. Baba. Baba, bana niye haber vermediniz? Neden aramadınız? Gerek duymadık kızım. Baba, böyle olur mu? Gözünü seveyim, burada kalınır mı? Ben size yardım edeyim. Hemen şimdi çıkalım buradan, kalacak bir yer bulalım, ne olur. Yok, bulma. Neden baba? Sen tarafını seçtin. Başka aileyi seçtin. Baba, benim ailem sizsiniz. Ben sadece evlendim. Ben sizden vazgeçmedim ki. Evladım, evlenince sadece bir kişiyle evlenmiyorsun. O kişinin ailesiyle de evleniyorsun.
zaman içinde bir bakıyorsun ki o ailenin bir parçası olmuşsun. Zira kimle vakit geçirirsen daha çok ona benzersin. Biz Ödemiş'e dönüyoruz. Sen de kocana dön kızım. Hoş geldin bebeğim. Alayım ceketini. Al canım. Nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın bunu? Ailen izmiş senin. Aile karın doyurmuyor kızım. Anla artık bunu. Başkasının üzüntüsünün üstüne, ahının üstüne hayat kurulmaz abi. Yaz bunu bir kenara. Büşra söylediydi dersin. Giderken bu bayat laflarını da yanında götür Büşra. Lazım olursa kullanırsın başka yerde. Yazık. Yazık, sana çok yazık. Haklısın. Ama bana değil, size yazık. Gerçi sana da yazık değil. Sen zengin kocayı kaptın. Ben İlhan'la parası için evlenmedim. Sevdiğim için evlendim. Ya he. Neyse ya. Sen git yeni kocanla hayatın tadını çıkarmaya bak. Bu sürünenlere de çok yaklaşma. Bulaşıcı çünkü. Bir bakmışsın sen de onlarla beraber sürünüyorsun. Tamam. Hadi selam. Emin Saruhan'ın odası neresi? İleride 12 numara. Ben de bir otele gidersiniz diye düşünmüştüm. Gelip buraya takıldınız ha. Olaylara bak. Ne yapacaksınız? Sonsuza kadar burada mı kalacaksınız? Hadi size bir şans daha ver. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Eve dönmek isteyen elimi öpecek. Yaşar. Baba!
benim karşıma çıkarsan, benim ailemi rahatsız edersen, hayatının hatasını yaparsın. Senin üzerinde zerre kadar hakkın varsa haram zehir zıkkım olsun. Defol! Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz lan! Yürü git! Bir daha sakın çıkma karşıma. Alo. Ne yaptınız? Halloldu mu? Güzel. Hemen Cemal'e haber verin. Gerisine karışmayın. Alo. Arabayı kapıya doğru getir. Geldiniz efendim. İlhan Bey. Büşra Hanım'a haber verin geldiğimi. Büşra Hanım evde, öyle değil mi? İlhan Bey, aslında biz kendisine... Ben size ne dedim? Evde kalacak dedim, buradan çıkmayacak dedim. Ben izin vermiyorum dedim. Evet ama biz... Ama ne? Neredesin sen? Dışarıdaydım. Dışarıda nerede? Söyle. Kadir serbest bırakılmış. Ne zaman? Neden bundan haberim yok benim? Neden şimdi öğreniyorum ben bunu? Benim de yeni haberim oldu. Tamam, şirkette beni bekle, geliyorum. Nereye? Daha babanı toprağa vermedik İlhan. Bazı şeyler bekleyebilir ama bu bekleyemez. Böyle bunu halledelim. Ne zaman komiserim? Anladım. Delil yoktu baştan beri zaten, evet. Tanık da yok. Evet. Çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Emin Bey. Ha, Burhan Bey. Bizzat kendim haber vermek istedim size Emin Bey. Kadir Bey bugün serbest bırakacaklar. Oh, oh. Saati henüz belli değil ama bugün olduğu kesin. Çok şükür, çok şükür. Savcı kararıyla emniyetten serbest bırakılacak. Ben orada olacağım, bekleyeceğim. Çıkar çıkmaz da alıp size getireceğim. Tamam, tamam. Yaşar. Tamam. Sen de biletleri ayarlayıver de yarına gidelim artık. Tamam. Yolculuk mu var Emin Bey? İnşallah, inşallah. Allah izin versin. İnşallah. Ben gideyim. Rahatsız olmayın siz lütfen. Yok yok. Burak Bey.
Her şey için çok teşekkür ederiz. Siz elinizden geleni yaptınız. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Ne demek Emin Bey? Sizinle çalışmak benim için bir zevkti. Sağ ol. Eksik olma. Ha Cemal, söyle. Emin. Sana kötü bir haberim var. He. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... Karşıda konuşuyordur millet. Ben pek inanmamıştım ama... Ne söyle. Sizin... Kamil Bey apartmanı. He. Yok artık. Nasıl yok? Yıkmışlar. Dümdüz olmuş. Senin haberin var mı diyeceğim. Yokmuş. Anladım. Yok, yoktu. Öyle bir durumda ne yapılır bilemiyorum. Ama yapabileceğim bir şey varsa söyleyiverim. Yok, sağ ol. Haber verdin ya. Sağ ol. Emin Bey. Baba. Ne oldu? Gidecek yeriniz kalmadı mı? Vallahi mi? İnanmam. Lan. Yaşar. Sen dedenin adını taşıyan apartmanı mı yıktın? Sen bizim aile evimizi mi yıktın? Aynen öyle yaptım. Demek ki neymiş? Aklına kara, gündüzüne gece. Hadi bakalım. Hadi. Anne, baba. Bir başıma kaldım. Ben varım. Yalnız değilsin. Ben varım İlhan. Yalnız değilsin. Geçmiş olsun. Çok uzamadı neyse ki. Bana o kadar uzun geldi ki anlatamam. Sana bir şey söyleyeceğim ama delirmeyeceksin. Heh, tamam. Böyle dedin oldu zaten. Ne oldu? Yine ne yaptı İlhan? İlhan değil, Servet. Yine nasıl bir belaya bulaştı? Düşündüğün gibi değil. Bu sefer çok başka. Her şeyi üstüne geçirdi. Ne var ne yok her şeyi. Sonra da herkesi kovdu evden. Ne? Nasıl kov? Ne demek ya? Benim kurallarımı kabul eden kalır, etmeyen gider demiş. Elimi öpen buyursun girsin içeri demiş.
E güzel. Gidelim çıkalım karşısına. Bir de yüzümüze desin bakalım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. İyi zaten. Sonu belli. O zaman? Gerek var mı hayatı zorlamaya? Var. Her zaman var. Niye diye soracak olursan o şirkette benim yeğenlerimin hakkı var. O hakkı yedirmem ben. Sen bilirsin. Git o zaman. Ama babanlar orada değil, haberin olsun. Neredeler, iyiler mi? İyiler. Emin Bey'in kaldığı yerdeler. Orada bir sıkıntı yok şimdilik. Benim de elim üstlerinde. İyi. Babam işler karışınca ne der biliyor musun? Her şey sırayla der. O yüzden her şey sırayla Burak. İlk sırada da bil bakalım kim var. Geç geç. Teyze sağ ol valla. Ay öldüm. Ama çok değmedi mi? Değdi gerçekten. Ama çok güzel şey. Hoş geldiniz. Aşkım çok güzel şeyler aldım. Sana da hediyem var. Ama çok şey almışsınız ya. Bunlar faturalar mı? Evet. Çok güzel. Kadircan. Bu sana at. Tamam bakarım sonra. Oo, iyi akşamlar. Hoş geldin. Ne oldu seninle? Yok bir şey, bir şey yok. Ciddi bir şey var mı? Yok ya, yok görünmez kaza bir şey. Geçmiş olsun amca. Sağ olun. Baba ne oldu, kaza falan mı yaptın? Birine mi çarptın? Yok kızım, biri bana çarptı. Sonra gördü dünyanın kaç bucak olduğunu. Merak etme sen. Nasıl geçti alışveriş? Güzeldi ya. 300 bin lira harcamışsınız, farkında mısınız? Yani? Yani mi? Hayatım, sen düşünme bunları. Aynen. Sen takma kafana Kadircan. Bu yaşlar bir daha gelmiyor benden söylemesi. Tarık! Tarık! Servet! Servet gitme. Ne var lan? Ne var oğlum? Amca, yardım edin. Yardım edin, koşun. Amca dur, ne yapıyorsun? Amca dur. Amca, ne yapıyorsun? Bırak. Amca dur, ne yapıyorsun? Bırak şunu amca. Bırak, amca. Amca, bırak. Dur lan. Bırak. Benim ailemden uzak duracaksın. Duydun mu beni? Kimsiniz ya siz? Ha? Ha? Siz kimsiniz reziller, ahlaksızlar? Kimsiniz siz? Hadi onlardan beklenir de. Senden beklemezdim bu oğlum. Amca... Servet, iyi misin aşkım? Bırak. Tamam, tamam. Tamam. Kadircan. Sıkma canımı. Amcan o senin. Şimdi böyle konuşur, sonra başka konuşur. Barışırsınız, merak etme. Hadi gel. Thank you.
yapıyorsun bunu? Kesin yalandır dedim. Burak'tan öğrendim burada olduğunuzu. Yalan değilmiş. Niye, Burak'ın sana yalan söyleme gibi bir mecburiyeti mi var? Ne bileyim Kadir, yani insanın inanası gelmiyor ki. Yaşanan birçok şey insanın inanası gelmiyor ama oluyor işte. Şimdi bizim size hemen kalacak bir yer bulmamız lazım. İstemem, sağ ol. Ya neden, sen bin tane şeyle uğraşıyorsun zaten. Bırak, buna da ben yardım edeyim, halledeyim. Hayır. Neden ama niye? Bana bir tane mantıklı bir şey söyle. Elif şu yüzden istemiyorum de. Tamam diyeyim, gideyim. Deliyiz biz çünkü. Tamam, deliyiz biz. Akşam yemeğinde oturup hep beraber gururumuzu yiyeceğiz. Şerefimizi yastık yapacağız. Başımızın altına koyacağız. Öyle uyuyacağız. Sen şimdi bize yardım edersen biz bundan hiçbirini yapamayız. Tamam. Onun için kusura bakma, yardımını kabul edemeyeceğim. Biz buradan ancak tek başımıza çıkarız. Senlik bir şey değil. Kadircan, ben de sana geliyordum tam. Niye, ne oldu? Ya sen hiç konuştun mu annenlerle? Yok. Mesaj falan da mı atmadın? Neredeler, ne yapıyorlar? Hiç bilmiyorum Kübra. Daha fazla dayanamaz, ben sana söyleyeyim. Ne dedin canım? Kadircan dedim canım. Daha fazla dayanamaz. Anasının dizinin dibine döner. Yani? Yani. Sen de onunla birlikte. Paket havası. Bak sen ya. Her şeyi düşünmüşsün Şayka. Bak ben baştan söyleyeyim de. Üzülme sonra. Bebeğim, üzülmem ben. Üzüleceğim işlere girmem. Sen rahat ol. Ben çok rahatım canım. Benim kocam başımda. Dikkat ettiysen kocam dedim. Kadircan senin neyin? Hiçbir şey. Senin kocanın ne mal olduğunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Yüzüne baktığın zaman anlaşılıyor zaten. O yüzden sen çok rehavete kapılma. Canım. Bugün senin kocan. Yarın kimin yazık aşkı? Hiç belli olmaz. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Oturuyorum. Dün gece gelmedin yanıma. Bari bu gece gel, ha? Karışan soran da yok artık. Senin bu mağaza müdürün vardı ya Fethi. Ne oldu? Nereden çıktı Fethi şimdi? Çıktı işte. Bu herif... Evet. Seni çok mu rahatsız ediyordu? Anlattım ya sana Kadircan. Niye soruyorsun şimdi? Hiç. Ya öylesine. Aklıma takıldı.
Ne demek herkesin? Ya yapma Cansu. Canım sıkkın, yalnız kalmak istiyorum. E tamam işte. Ben seni keyfini yerine getiririm. Getirme. Ya git hadi. Yalnız kalmak istiyorum dedim. Tamam aşkım. Sen nasıl istersen. Üst üste iki gece yalnız yatılıyor. Hadi hayırlısı. Gel. Kübra. Ne oldu? Ya uykum kaçtı da biraz. Rahatsız etmeyeceksem. Gel, gel tabii. Ben de öyle bakınıyordum zaten. İyi misin? Değilim. Bugüne kadar sen benim istediğim gibi bir adam olmaya çalıştın. Bundan sonra ben senin istediğin gibi bir baba olurum belki. Biraz uyumaya çalışsam. Günlerdir gözüne uyku girmedi. Duyamıyorum ki. Gözümleri ne zaman kapasam bir boşluk. Ama yarın ayakta olmamız lazım. Son vazifemizi yapacağız. Babanı uğurlayacağız. Ben babamla da yeniyim. Onu da bizi paylaşamam ki. Ben onu nasıl hoşça kal diyeceğim. Demesem olmaz mı?
Öyle şey olmaz mı? Ben ne yapacağım ya? Bütün o yaşadıklarımız, hayallerimiz, umutlarımız hepsi gitti öyle mi? Gitmedi. Hepsi burada. Onu kimse bizden alamaz. Kalmayınız öyle ya, boynu bükük ne oldu? Biz neleri atlattık, bunu mu atlatamayacağız? Allah'ın izniyle inşallah hep beraber çıkacağız bu işin içinden de. İnşallah, inşallah. Baba. Hı? Ne kadar paramız var? 30.000. Eşyalı bir ay buluruz, idare ederiz şimdi. İnşallah. Yani çok zor. 30.000'le ne yapabiliriz ki? Aa, az para mı 30.000'i ya? Ya beni yanlış anlamayın ne olur. Ben çok kısa zaman önce bu durumun içinden geçtiğim için çok iyi biliyorum. Ya şu an kiralar uçmuş durumda. 3 edecek evleri 5.000, 10.000 istiyorlar. 10.000 edecek evler 30.000, 40.000. Öyle ya da böyle bir şekilde halledeceğiz kızım. Ama oturarak olmayacak. Hadi kalkalım, 3 koldan arayalım. Onlar da parayı paylaşırız. Heh. Hadi. Topla kızım. Yaşar. Sağ ol kızım. Gel olur. Aa tamam evet. Gel biz seninle beraber ağırlayalım. Oğlum. Asma yüzünü öyle. Karartma enseyi. Halledeceğiz. Ödemişi hatırla. Nasıldı? Aynısı olmasa da yine öyle bulacağız bir yer. Hep beraber olacağız inşallah. Thank you.
oluyor lan? Bana bak, sen birini sanıyorsun. Ne işin var senin Kübra'yla? Hayırdır? Sen kraliçe oldun. Para prenses kaldı, ne yapalım? Öldürürüm seni. Yok ya. Yemin ederim öldürürüm. Gel buraya. Ne oldu? Bıraktın. Kıskandın mı? Sana ne? Kıskanma. Bir şey olmadı. Ama yakında olacak. Bekle ve gör. Sen var ya. Sen varıyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Neredesiniz? Bırak. Bırakmasan mesela. Üzülürse ikimizi. Her şeyin yalan olduğunu anlasa. Abi kardeş olmadığımızı. Her şeyin tezgah olduğunu. Ha? Nereye kayboldunuz ya? Bırak. Bırak diyorum, bırak. Bırak. Korkma ya. Korkma bu kadar. Benden sana zarar gelir mi? Akşama kutlama yapıyoruz, ona göre. Herkes hazırlansın. Biraz şöyle moral bulalım değil mi ya? Kendimize gelelim biraz. Kendimize gelecekmişiz. Duydun mu? Yeter. Efendim? Senden ses çıkmadı, bir arayıp yoklayayım dedim. İyi yaptın, ev bakıyorum. Benim niye haberim yok? Ayarlarım ben. Yok, gerek yok. Hallediyorum ben. Şirketi hiç karıştırma. Tamam, şirket yok. Ama arkadaşın olarak en azından yardım etseydim. Nasıl bir ev arıyoruz? Bari onu söyle. Vallahi şöyle 4 katlı, 8 daireli kocaman bir apartman arıyoruz. Böyle en az 120 metrekare. Şaka mı bu? Ya şaka tabii. İşte ne bileyim, güneş alan, güneye bakan bir yer arıyorum. 4. katta. Selamünaleyküm, kolay gelsin relişler. Sağ ol. Ya dayı, ben buralarda daire bakıyorum da uygun fiyatlı. Bildiğin bir yer var mı? Aile için mi? He, aile için. Kaç kişi? 9. Maşallah kalabalıkmışsınız. Öyleyiz de. İş güç? Var çok şükür. Ne işle meşgulsünüz? Dayı biz gıda işi yapıyoruz. Toptan. Güzel. Kirayı da geciktirmezsin o zaman. İnşallah. Dayı bildiğin daire nerede? Söyleyiver hele. Yok. Yok? Ev yok. Ya madem ev yok, 2 saattir sen bana ne anlatıyorsun dayı? Ya evlat, can sıkıntısı. Ne yapalım akşama kadar? Otur otur nereye kadar? Gel yardım et. Tut ucundan biraz. Bismillah. Bulaydı mı 15 bin lira? Son derece keyifli daire bence. Keyifli? Yani bu fiyata daha iyisini bulmanız mümkün değil. Benim elimdeki son daire zaten. Tabii 2 kira depozit, bir de tahliye için kağıt imzalamanızı istiyor ev sahibi. O ne demek, niye? Yani eve girerken çıkış için imza atacaksınız. Olur mu canım öyle şey ya? Kafasına göre çıkın gidin derse. Zaten onun için yapıyorlar ki. Nasıl? Şu anda bütün ev sahipleri aşağı yukarı aynı talepte bulunuyor. Kimse uzun süreli kiracı istemiyor. Ben sizin yanınızda olsam bu daireyi kaçırmam. Ev biraz bakımsız. Biraz boya yapılınca toparlar. Bir de temizlik mis gibi olur. Kötü bir şey kokuyor ya burası. Ama bayağı rutubet var evde. E tabii ki. Yoksa zaten bu fiyata verirler mi? Bu fiyata derken 8500 lira demediniz mi? Dedim. Zaten rutubet olmasa net 13 falan eder. 13 bin mi? Evet. Hayır, neden şaşırıyorsunuz? Bu kadar anlamadım. Sizin piyasadaki fiyatlardan haberiniz yok mu? Şimdi o kadar da dar değil yani. Doğru ya, doğru. 130 net.
Hani bir odaları falan paylaşırsak, sıkışırsak olur. Niye olmasın? 10.000 dedin değil mi? Evet teyzem. Bir de depozito var. Babaanne, beğendin mi sen burayı? Yani efendiler yavrum, hani diğer gördüklerimiz için de en uygunu bu. Ne yapalım? Oldu, tutuyoruz biz. Hayırlı olsun teyzem. İnşallah. O zaman ben bir kapora alayım sizden önden. Niye? Şimdi teyzeciğim malum sözleşme yapacağız. Bu esnada ben ilanları kaldıracağım sosyal medyadan, internetten falan. Şimdi vazgeçerseniz zarar etmeyelim değil mi teyzeciğim? Zaten yarısı yeter. 5.000 alayım, kalanı sonra sözleşmeyi getirince hallederiz. İyi, oldu. Ha, geldi Yusuf'a. Gelir. Sağ ol. Ay içimiz ezildi ya. Sağ ol. Acaba vermese miydik parayı? Olur mu yavrum? Adamın ne dediğini duydun. Onun da ekmek parası, yazık. Ya, evet de bayağı oldu yani gideli. Telefonum nerede benim ya? Ben buldum, tamam. Yok yok, koy cebine. Koy, koy. Ya bin dur. Biz bulduk kızım. He bulduk. He. Yakın yakın. Bizim kaldığımız muhite çok yakın. He. Ecrin sana şimdi adresi atacak, gelirsiniz oraya. E hadi. Hala yaşıyorum, merak etme. İyi, rahatladım. Şimdi bir işim var, sonra konuşalım mı? Cenazeye gidiyorum ben. Sen geliyor musun? Var öyle bir düşüncem, işim biterse. Sen bekleme beni onun için. Yok, hiç öyle bir niyetim yok. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kaldı bu adam ya. Anneciğim, artık beklemesek mi? Ecrin, aradın mı yavrum? Kapalı babaanne. Şarjı bittiyse belki de ondandır yani.
Hazret Hanım, özür dilerim ama ben geleceğini sanmıyorum. Olur mu yavrum, olur mu? Adam dedi ki ben geleceğim, siz orada bekleyin dedi. Ben dedi kontratı alacağım dedi, ondan sonra geleceğim, bekleyin dedi ya. Annem. Annem hadi gel. Gelmez odam geldi. Bak parayı alıp kaçmış belli, ne oldu? Paralar gitti, ben nasıl yerine koyacağım? Anneciğim aşk olsun, senden önemli mi para? Aa. Emin Bey ben ne diyeceğim? Gerçeği söyleyeceğiz babaanneciğim. Dolandırıldık diyeceğiz. Ay ya. Ama yalan mı? Adam sahtekarsa biz ne yapalım? Biz inanmışız, güvenmişiz. Yani yapacak bir şey yok. Nerede kaldınız ya? Ay sorma oğlum ya, sorma. Tamam annem, sormam. Nasıl istiyorsan. Size bir sürprizim var. Neymiş? Gidince görürsünüz. Aa. Hadi. Hadi gelin. Hadi gel. Buradan, buradan. Evet, tempo, tempo. Ne oldu, ne arıyorsun? Tulum peynine bakmıştım ama. Orada olması lazım, daha sabah aldırdım ben. Biliyorum ama yok şimdi. Kim kullandı? Biriniz kullandı. Kim kullandı? Sen mi kullandın? Yok, biz kullanmadık. Köşkte de kimse yemedi. Hay Allah. Ben kilerdeki dolaba bir bakayım. Dur sen, dur. İşini yap. Ben bakarım. Bak bana. Gevşemek yok. Ne yaşanırsa yaşansın, herkes görevini layığıyla yapmaya devam edecek. Yoksa karşısında benim olur. Hırsızlık başladı belki de işte. Ne söyleniyor Ceyhan? Yok bir şey efendim, önemli bir şey değil. Akşamki partiye hazırlanmak mı? Hazırlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İyi, sıkıntı yok inşallah. Yok, hiçbir sıkıntı yok Servet Bey. Catering firmasıyla da görüştüm, destek alacağız. Güzel. Bak dediğim gibi, gelenin aklı kalacak. Gerekirse kuş süsü de istiyorum. Anladın? Kim gelecek? Yani kimler gelecek, kaç kişi olacaklar onu öğrenmek babında. Çağır oğlum işte birilerini. Boş bir tane masa görmeyeceğim ha. Bir de kahve yap bana. Çalışma odamdayım ben. Burası mı? Burası. Ya. Ay çok güzel. Çok, çok güzel. Hadi gelin, gelin. Ay münevver, bahçesi falan var. Çok güzel. Yani... Bayağı da küçük de değil bahçesi bir de. Sizinle pek benzemiyor ama başımızı sokarız anne ya. Canım, başımızı sokarız diyor. Çok güzel. Güzel. Of, bak burada bizimkine benziyor anne sanki. Çok güzel. Bismillah, ben çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelin. Çok ferah ferah, çok güzelmiş. Ay çok güzel. Ay Kadir. Bizim ev gibi. Çok güzel. Mutfağa da baksana. Işık ışık çok güzelmiş, çok benim. Ya. Aa! Bu kalbi. Evet. Hallemettin, kalbimettin. Yine hallettin ya. Yap. Elimden geleni yaptım işte. Beğendiniz mi? Çok, çok güzel. Güzel. Çok maş, güzel. Maş. Binur bak. Oh. Değil mi? Çok evet. Güzel yap. Siparişleriniz hazır olunca biz size haber vereceğiz hanımefendi. İyi günler. Nurgül, polisi ara hemen. Dur, polise gerek yok. Ya konuşmaya geldim. Kavga etmeye gelmedim. Gerçekten konuşmaya geldim. Bana Cansu hakkında bildiklerini anlatman lazım. Ya bu nasıl bir oyun ya? Oyun falan değil. Gerçekleri öğrenmem gerekiyor. Anlatacak mısın? Vallahi anne inan bilmiyorum bu paraya ne alınır. Bir koltuk falan bakarız. Belki bir üçlü falan yani. İkinci yöntülere bakalım. İşte bir şey bakın siz de lüzumsuz bir şey almayın ama. Aa yok anne merak etme beni biliyorsun. Hadi.
Hadi kalın sağlıcakla. Hadi selametle. Gel Uğur gel. Ne yapıyorsun oğlum, suladın mı? Aferin. Sadece benimle değildi yani. İşine yarayacak herkese bir yeşil ışık yakar bu Cansu. Parası olmayana, mevkisi yüksek olmayana falan hayatta yanaşmaz. Ama sırf parası için değil yani, anladın mı? Ben bu adamdan ne elde ederim? Bana ne gibi faydası dokunur diye düşünür o hep. Sevgi mevgi alanda olan yani. Onda öyle bir duygu yok. Hiç de olmadı zaten. Senden istediğini aldığı sürece seninle olmaya devam eder. Ha, alamazsa hop sıradakine zıplar. Sakın bu kıza yem etme kendine. Dikkatli ol. Gel. Afiyet olsun. Dur gitme iki dakika. Başka bir arzunuz mu vardı? Kapat şu kapıyı da gel şöyle. Bundan sonra bu köşke ne Emin Saruhanlı ne de Kadir Saruhanlı alınmayacak. Anladın mı? Ama Servet Bey... Ne aması Ceyhun? Ne aması? Kim oturuyor senin karşında? Bu köşkün sahibi var. Benden habersiz gelmeyecekler, gelirlerse de alınmayacaklar. Anladın mı? Bağışlayın Servet Bey ama ben bunu yapamam. Hele Emin Bey'i hiç yapamam. Kendisi hem büyüğümüz... hem de rahmetli Mehmet Ali Bey'in kardeşi. Ne yapalım yani? O kardeşiyse ben de yeğeniyim Mehmet Ali denen o herifin. Çok mu seviyordun sen bu rahmetli Mehmet Ali Bey'ini? Mehmet Ali Bey... benim babam sayılırdı efendim. İnsan babasını sevmez mi? Yanlış anlamayın. Ailen yok mu oğlum senin? Vardı efendim. Ben kendimi bildim bileli bu evde yaşayanlar benim ailemdi. Sonra kaza oldu. Bilmiyorum ki ben kaç gece uyumadım. Dualar ettim. Olmaz ya belki işte. Bir mucize olur. Kurtulan olur diye. Olmadı. Sonra siz geldiniz. Burak Bey söyleyince... yani sizi, sizin varlığınızı... nasıl sevindim anlatamam. Acım geçmedi tabii ama en azından tekrar nefes aldım. Dedim ki ben ailemi kaybettim sanıyordum. Ama bir ailem daha oldu. Benden sana tavsiye kendi aileni kuracağı. Başkasının ailesinden sana hayır gelmez.
Ne yapıyorsun sen burada? Neden geldin? Başın sağ olsun. Ne haklı, ne ben yapmadım İlhan. Hiç boşuna yorma kendini. Yormayacağım zaten. Sadece sana bir şey soracağım. Hiç yalan söylediğimi duydun mu? Duymadın. Sen yapmadıysan kim yaptı peki? İnanmıyorsam söylerim. Hatta götürür kendi ellerimle teslim ederim. Ama ben yapmadım. Peki sen yapmadın. Elini bile sürmedin olabilir. Ama sizin yüzünüzden benim o... Benim babam öldü. Ya lütfen telafisi bilmeyen sözler söyleme. Seni katmıyorum Müşra. Sen bütün bunların dışındasın. Ama bahsettiğin benim ailem. Peşini bırakmayacak. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Nereye dönersen de. Babamın hayaleti peşinde olacak. Yalnız. Ben de. Ben de peşinde olacağım Kadir. Yerinde olsam gerçeklerin peşine düşerim İlhan. Benimle vakit kaybetmem. Ama sen bilirsin. Hayat senin hayatın, vakit senin vaktin. Nasıl harcamak istiyorsan öyle harca. Konuşsam, aklımdakileri söylesem. Bırakmayacak peşimizi biliyorum. Hayır. Hiç öyle bir şey olmayacak. Sen hiçbir şey yapmadın ki. Senin hiçbir alakan yok ki bu işle. Öyle ama İlhan'ın aklındakileri bilmiyoruz. Kadir, gerçeklerin er ya da geç su üzerine çıkmak gibi bir huyu vardır. Bunda da öyle olacak. Bak gör. İnşallah. Bin kere söyledim sana. Tekrar söylüyorum. Yardıma ihtiyacın olursa beni ara. Lütfen. Ararım. Hiç inanmadım. Peki aramam. Ama bunu unutmam. Hep aklımın bir köşesinde kalır. Merak etme. Zor günümde bana yardım ettiğini de unutmam. Ne zaman istersen. Ben buradayım. Yanındayım. Sen Elif gel de. Ben geleyim. Sağ ol. Öyle görsün. Öyle mi diyor? Tabii tabii. Ver. Ver kardeşim. Ver, 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 ver. Sağ ol. Hmm.
Yusuf emmi. Ha dede. Al şunu 6 tane ekmek alıyorum hadi. Dede ben bugünlerin ödemişte kaldığını sanıyordum. Ne yiyoruz? Var mı yiyecek bir şey? Yok yok, aldık çıktık. Tamam, geç, iyi var. Tamam, tamam geçiyorum ben. Hoş geldiniz. Keyifler yerinde. Güzel. Afiyet olsun. Hadi iyi eğlenceler. Ha. Evet hoş geldiniz. Geldim, hoş. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Güzel. Güzel. İyi iyi. Daha çok görüşürüz. Evet. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Evet. Pişti mi kuzu? Kuzu mükemmel. Çok iyi pişti. Güzel. Güzel. Ne çalıyor bunlar ya? Gıy gıy gıy. Pardon. Ya gıy gıy gıy. Vallahi içimiz bayıldı ya. Şöyle hareketli bir şeyler çalsanıza. Daha hareketli. Evet hadi. Yemek hazır hadi kuzuya. Hadi, hadi gelin. İyi misin? İyiyim. Güzel. Güzel. Afiyet olsun. Nerede bu yemek ya? Halimize çok şükür, bin şükür. Çok şükür. İnsan sevdiklerinden uzak kalınca anlıyor bazı şeylerin önemini. Ben cezaevindeyken öyle bazı geceler yalnızlık çökerdi üstüme. Sizi düşünürdüm. Şimdi sofraya oturmuşlardır derdim. Babam başlamıştır duasına. Annem şimdi çorbaları topluyordur, yemekleri koyuyordur yerine. Yaşar abim yine çok ekmek yemiştir. Yengem kızmıştır ona. Yusuf emin yine telefon diye tutturmuştur. Servet abim yine geç kalmıştır. Adı batası. Kadir. Onun adını anma. Anlayacağım annem. Teşekkür edeceğim hatta. Servet'e mi? Niye amca ya? Bize yaptıklarına baksana. Çok şükür diyeceğiz halimize. Belki başımıza çok büyük belalar gelecekti orada kalsaydık. Bilemeyiz ki. Yani bize şimdi şer görünüyor ama belki de hayırdır bu yaşadığımız. Doğru. Ha, biz yine el ele vereceğiz. Yan yana dimdik duracağız. Ama her şeye şükretmeyi unutmayacağız. Ailesinden güç alanın sırtı yere gelmez. Anasının babasının hayır duasını alanın sırtı yere gelmez. O şimdi bunlardan mahrum kaldı. Farkında değil ama anlayacak. Anladım. Da geç olacağım. Hadi bakalım. Yusuf emmi. Başla. Kafirim. Kulüye yiyor kafirim. Evladım. Başla deyince aklına neden kafirim geliyor senin? Dede dua hani. Yemek duası evladım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin.
Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Haydi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak bakayım tabii. Ha. Ya Rabbi, mülkün sahibi sensin. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Bir şey yapmıyorum amca, dua ediyorum. Ya hadi yemeği niye soğukluyorsun? Hadi onu bitir, o yetmez sana, daha bundan vereceğim. Yok yeter. Beci, huzudan ye. Uğurcuğum, bu senin. Al canım. Bu çok fazla bana ama. Yok yok yok. Sen hamilesin. Bitecek o da bak duymayayım. Ya bırakalım böyle. Sabah az kaldı. Toparlarız erken. Ne öyle yaparız? Ay, çıktım ben. Çok yorulduk Şura, ne yapıyorsun kızım sen burada bu saatte? Abi sen bir şey duydun mu? Gördün mü? Ne diyorsun kızım? Düğünde diyorum. İlhan'ın babasıyla ilgili bir şey biliyorsan... Bilmiyorum ben bir şey. Abi. Ya bilmiyorum. Allah Allah. Korkuyorum ben bir şey olacak diye. Bak zarar verecekler onlar birbirlerine. Vallahi hiç bana gelmemiş Şura. Git kocanla konuş, abinle konuş ama bana gelme. Ne yapıyorsun lan sen burada fare gibi? Abi biraz acıktım da. Oğlum sen kaç gündür burada mı kalıyorsun? He, buradayım.
Hayırdır? Niye saklanıyorsun sen? Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Niye saklanayım ki? Sen yaptın değil mi lan? Sen öldürdün o Ferit denen dingili. Sana ihtiyacım var. Yanıma gel. Acil. Aradığınız kişiye şu anda ulaştım. Bu ne acele? Hayırdır? Yok baba. Bir arkadaş. Yok bir şey. Gelince anlatırım. Ha. Taksi. Bir daha yapmayacaksın böyle bir şey. Buradayım. Buradayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaştım. İlhan Bey, biz hazırız. Sizi bekliyoruz. Geliyorum. İlhan, nereye gidiyorsun? Söylesene. İlhan. Beni affet. Niye? Ne yaptın ki affedilce? Bir şey yapmadın değil mi? Kadir abime dokunmadın değil mi İlhan? Elif, duyuyor musun beni? Lan konuşsana, bir şey söyle. Yapmadım de. Ne
beni ne olur affet. İlhan dur, nereye gidiyorsun? İlhan dur! Ya bırak kolumu, bırak! Bırakın kolumu ya, açın şu kapıyı! Açın, çıkacağım diyorum ya, bırak! Açın şu kapıyı. Açın, çıkacağım dedim, açın şu kapıyı. Telefonunu ver. Efendim İlhan Bey'in kesin... Konuşma, ver şu telefonunu. Elif! Alo. Abi, abi neredeysen, ne yapıyorsan hemen çık. Yok, kaç. Abi. Ne oldu? Abi kaç, kurtar kendini. Kaç, hemen çık lütfen.